Aklımdaki Sorular programımızdan herkese hayırlı geceler diliyoruz. Değerli izleyenler bu geceki programımızda yine çok değerli bir konuğumuz var. 40 yıllık iş dünyasındaki birikimini, tecrübelerini şu anda insanların kitap okuması, her çocuğa kitabın ulaşması için kendini bu e, misyona adayan çok değerli iş insanı Bülent Şenver bizle birlikte. Kendisiyle Türkiye'de ve dünyada kitap okuma oranı nedir, kitaba ilgi nedir, ne değildir bunları konuşacağız ama e, önce bir duyuru yapmak istiyorum. Doğadaki e, çevre, çevredeki kirliliğe karşı farkındalık oluşturmak üzere başlatılan bir e, proje var, bir e, yarışma var. Fotoğraf ve kısa video yarışması, farkında mısın, nasıl bir gelecek yaratıyoruz diye Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın öncülüğünde başlatılan bir yarışma bu. Bu e, bu yarışmayla bir farkındalık oluşturmaya çalışılıyor ve aynı zamanda birinciye de 10.000 TL'lik bir ödül planlanmış. 29 Şubat'a kadar farkında mısın? Yarışması.org adresinden başvurabiliyorsunuz. Bu konudaki duyarlılığı artırmak için bu projenin bir parçası olmanızı da tavsiye ederiz. Ee, çok teşekkürler. Hoş geldiniz diyoruz. Ee, davetimize icabet ettiniz, kırmadınız bizi. Ee, çok güzel bir projeye e, imza attınız. Biraz bu projeyi anlayalım, tanıyalım, sizden dinleyelim. Herkese Kitap Vakfı'nın kurucu genel başkanısınız. Ve e, Türkiye'de ve dünyada genel olarak kitap okuma alışkanlığı ne oranda, ne durumda? İsterseniz hemen bununla başlayalım. Olur, tabii ki. Herkese, her yerde Kitap Vakfı bizim tam, açık, uzun adımız. Kısa adımız da herkese Kitap Vakfı diye kullanıyoruz. Vakfı çok basit olarak ne yaptığını önce arzu ediyorum size söylemeyi. Üç tane basit şey gibi görünüyor yaptığımız iş ama çok büyük bence ve çok zor iş bunlar. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek. <laughs> İkincisi kitap okumayı yaygınlaştırmak. Üçüncüsü de ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek. Şimdi tabii bu üç tane basit hedefi birkaç kelimeyle izah etmek çok kolay oluyor. <laughs> Ama sadece bir tanesini bile yapmak yani kitap okumayı sevdirmek muazzam büyük bir proje ve bunu tek başına bir vakfın Türkiye'de gerçekleştirmesi çok çok zor. El ele vererek yapılabilecek bir çalışma. Aile içinden başlayacak çocuklar aile içindeyken okula gitmeden önce başlayacak. Daha sonra çocuklarımızı ilkokula emanet ettiğimiz yaşlarda ilkokul öğretmeniyle devam edecek. Ve bu bir kültür aslında. Aslında i̇şte, birçok ailenin, birçok ebeveynin sorusu değil mi bu? Yani çocuklarımızı evet. kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırabiliriz? Evet, evet. Ve tabii şuna da dikkatimizi çekmemiz gerekiyor. Dünyada teknoloji öyle süratli gelişiyor ki ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte de artık çocukların, gençlerin zaman kullanma konusundaki tercihleri de farklılaşmaya başlıyor. Yani daha eski yaşlardaki insanlar bir kitaba 2 saat 3 saat bağlanabiliyordu. Ama bugün bir gence 3 saat bir romana bağlanır mısın dediğinde bir acayip bakıyor size evet. yani üç saat diyor bir kitaba bağlanacağım. Onlar hayatı daha süratli, daha seri daha kısa sürede daha çok bilgi edinmek, daha kısa sürede daha çok insan olarak ruhunu besleyebileceği şeylere karşı, daha fazla ilgi gösteriyor. Onlar onun için daha cazip geliyor. Şimdi o nedenle ellerindeki o cep telefonları, bilgisayarlar bu maksatla onların bugünkü ihtiyaçlarına sanki daha fazla cevap veriyor gibi görünüyor. Ama bizim hep söylediğimiz şey şu. Aslında kitap okumaktan bir insanın elde edeceği geri dönüş hem zihinsel olarak hem ruhsal olarak ile bir cep telefonunda okuduğunuz 2-3 satır tşk.ak. veya herhangi bir arama motorundan girip de baktığınız birkaç tane video veya birkaç tane e, fotoğraf tabii ki bazı duygularınızı, ihtiyaçlarınızı tatmin edebilir. Ama beyninizin çalışması ile ilgili kitabın beyninizi çalıştırdığı kadar çalıştıramıyor maalesef şu anda. Yani bir takım şeyleri hazır buluyorsunuz orada. E, armut fiş ağzıma düş misali orada hazır hazır bazı şeylere bakıyorsunuz ve zihniniz bir şekilde daha az çalışıyor Doğru. Halbuki kitap okurken düşünün bir roman okuyorsunuz orada bir tarif yapılıyor siz o tarifi zihninizde canlandırmaya başlıyorsunuz. Her gücünüz gelişiyor. Evet, rüzgarlı bir gündü. Bankta oturan kızın saçları uçuşmaya başlamıştı gibi. Yani aklınızda öyle şeyler geçiriyorsunuz ki burada kritik olan şey beyin ne kadar çok çalışırsa o kadar çok daha uzun yaşıyor. Hani Alzheimer falan diyoruz ya daha çok uzun yaşıyor. O hastalıklardan bir şekilde kurtulursunuz. Bir de daha fazla yaratıcı olursunuz ve daha fazla ruhunuz tatmin olur. Bu nedenden dolayı da daha fazla yaşadığınız hayattan zevk almaya başlarsınız. İlişkileriniz gelişir. Çevrenizle daha iyi ilişkiler kurmaya başlarsınız. Daha az sinirli olursunuz. Daha fazla tahammül eden insan olursunuz. Empati dediğimiz karşınızdaki insanı anlamak için daha fazla zihniniz çalışabilir. Hemen her gördüğünüz şeye kızmazsınız ve e, bu şekilde e, bir kitabın zihninizde yaratacağı faydalar bence sizi iyi insan yapar. Geçen birisi bana sormuştu e, herhalde beni test etmek istedi herkese kitap vakfı kurucu genel başkanı olarak dedi ki e, bir cümleyle bana dedi kitap okumak ne sağlar insana <laughs> söyler misiniz yani niye okuyalım ne sağlar diye. Herhalde şey bekliyordu benden en yani daha iyi konuşmamızı sağlar, daha fazla kelime öğrenmemizi sağlar. Ben öyle söylemedim. Basit olarak şunu dedim: e, Kitap okumak sizi iyi insan yapar dedim. <laughs> ha, i̇yi insan ne demektir? Bir düşünün, yani iyi insanın vasıflarını düşünün. Hani saygı duyan, sevgi duyan. Çevresine karşı duyarlı, duyarlı davrana Yani o tanımı siz yapın, iyi insan tanımını siz yapın. İşte kitap ne kadar çok okursanız, o kadar çok iyi insan olmaya yaklaşırsınız. Valla öyle dedi o da. <laughs> Sizin bu faaliyet raporunuzda çok güzel önemli istatistikler var. Onlardan bir tanesi az önce siz dikkat çektiğiniz için, Yale Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmadan bahsediyorsunuz Tabii. burada. Her gün en az 30 dakika süreyle kitap okuyanların ortalama 2 yıl daha uzun bir hayat sürdüğü. Bilimsel olarak ortaya konmuş. Buradan bir örnek görüyorsunuz. Şimdi sizin bazı istatistikleriniz var. İsterseniz evet, onlarla olur. devam hemen edelim söyleyeyim. lütfen. Evet. Ee, Türkiye'de özellikle insanların kitabı olan ilgileri veya evet. kitap okuma oranları ile ilgili bazı bilgiler paylaşacaksınız bizde. Tabii de. hemen paylaşın. Evet. Tabii bu bu bilgileri insan gördüğü zaman e, aslında e, biz daha çabuk iyi insan olabiliriz ama niye bu kadar bu istatistikler kitap okuma konusunda fazla başarılı olmadığımızı gösteriyor diye de üzülüyoruz ama olsun önce tespit yapalım. Hı. Tespitler bizi üse dahi bunları nasıl daha olumlu ve nasıl daha iyiye çevirebiliriz onların peşinden koşalım diyorum. Bir tane şöyle bir araştırma yapmış. Bu araştırmalar, bu araştırmalar genelde Ipsos diye bir araştırma şirketi var, OECD yapıyor. Bir de Türkiye'de en son bu konuda araştırma yapan Türkiye Yayıncılar Birliği var. İhtiyaç maddelerini sormuşlar. Hı hı. Demişler ki insanlara ihtiyaç maddelerini önem sırasına göre sıralar mısınız? Hı hı. Hani mesela bana sorsalar herhalde önce su, hava, değil mi? Ekmek onları yazarsınız. Ondan sonra başkaları herhalde der ki cep telefonu. Ondan sonra televizyon İnternet. falan. Evet. Şimdi kitabı aradı gözüm kaçıncı sırada ihtiyaç maddelerinde yer alıyor diye sırada görünce kitabı hayretler içerisine düştüm. Çünkü kitabı ihtiyaç maddeleri sıralamasında biz 235. sıraya koymuşuz. Evet inanılmaz. Yani Gerçekten. şunu diyoruz kitap bir ihtiyaç değildir diyoruz. Aslında böyle olmamalı. Yani belki ilk 10'a veya 20'ye girmeli. En azından ilk 20'ye kitap bir ihtiyaçtır demeliyiz. Onu bir ihtiyaç haline getirmeliyiz. Bir, yani kitap 235. sıradaysa insan o ilk 234 tane var onu da merak ediyor. Yani ne doldurabilir o kadar şey. O yani. ilk 234'ü ihtiyaç diye aldığınızda kitaba yer kalmaz balonunuzda. Kalmaz. Evet. Yani e, önemsemiyoruz demek ki o kadar. Bunu evet. önemsetmemiz gerekiyor. Kesinlikle. E, yine e, bir istatistikte sorulmuş bu e, toplumun yüzde kaçı hiç kitap okumuyor, hiç Hı -hı. hiç şey hariç. Hani okula gidip ders kitabı oluyor yani ya, tarih coğrafya Bir matematik. yandan izleyicilerimize tahmin etmeye çalışsınlar. Evet. Yani bu rakamları ne gibi? Yani hiç kitap okumuyorum o diyen 100 kişi de hı. kaç kişi diye acaba? 100 kişi de 58 kişi hiç demiş. Yani toplumu yüzde 58'i hiç, hiç kitap, kitap okumuyor. okumuyor. Evet. Ben bir de şöyle bunu değerlendiriyorum, okuyorum diyenler de bazen doğru. tam doğru söylemiyordur. Doğru. Yani bu 58 daha da yukarıdadır. Muhtemelen öyledir. Muhtemelen öyledir diyorum. Hiç okumuyorlar. <laughs> Ve e, peki sorulmuş onlara, sizin ilkokul öncesi, hani ilkokula gitmeden küçük yaşlarda hiç kitabınız oldu mu? O yaştaki çocukların resimli kitapları falan anne baba alır getirir. Ee, hiç olmadı kitabım olmadı ee, diyenler yine yüzde 45. Yüzde 45 yani yarı, yarısı. Yakını yarısı. evet hiç kitabım olmadı diyor. Okul öncesi yani okula başlayana kadar herhangi bir kitaba sahip olmamış. Evet. Hiç çok acı olmuş. bir tablası. Evet, bu çok yüksek bir oran. Bunu tersine çevirmemiz lazım muhakkak. Yani tek başına şu veri bile aslında sizin bu vakfı e, kurma misyonunuzu, amacınızı evet. ortaya koyar. yani. Evet, İnsanlar yani herkese kitap vakfı bir şekilde bir, bir ihtiyaca evet. e, karşılık kurulmuş oldu. Okuyanlara sormuşlar. Bazıları hani okuyorum diyor ya. E, Payda bir adet kitap okuyanlar ne kadar? Evet, e, Olur. yani okuyorum diyorsun güzel. E, ayda bir tane kitap okuyor musun? Soruyor, okuyanlara sorulmuş. Onların içinde 100 tane okuyan dediğimiz insanın sadece yüzde yirmisi ayda bir. Hı hı. Hani diğerleri üç ayda bir, kimisi altı ayda bir, kimisi yılda bir demiş. Yani okuyanlar bile çok okumuyor. Hı hı. Bizde bu da bir e, rakam olarak karşımıza çıkmış. E, tabii kütüphanelerden hep bahsediyoruz ya biz kütüphane. Yeni kütüphaneler açmaya çalışıyoruz. Kurumlar kütüphaneleriyle övünüyorlar falan. Hiç gitmedim demiş. Kaç kişi? 100 kişiye sormuşlar. Hayatında hiç kütüphaneye gitmemiş yüzde evet. kaç? Evet. Yani bu hayatında kimisi 50 yaşında, kimisi 45 <laughs> hayatında hiç gittin mi diye sormuşlar. Hiç diyor. Gitmedim. Yani hiç gitmemiş. Bir kere bile uğramamış bir kütüphaneye. Hani kütüphane. genelde işte ortaokulda, lisede falan böyle ödev verirler kütüphanede araştırma yapmayla gibi. Onu da evet. yani Katıyoruz buna. Buna rağmen yüzde altmış Evet. Bir rakam çıkıyor. Yani e, hiç değilse yani gidip orada bir çay içseydi, kahve içseydi. Yani bir de tabii kütüphaneden edeyim. elde edilen o kitaplarla ilgili e, kazanımlarla bir Google'dan, internetten elde ettiğiniz şeyler arasında muhakkak bir fark var. Yani oradan da tabii ki bazı bilgiler elde et ama bir de çok değerli kütüphaneler var. Yani her şeyde internette yok o bizim büyük kütüphanelerimizi ziyaret ettiğinizde çok değerli şeyler var Doğru. orada. Peki dergi konusunda da çok başarılı değiliz. Dergi. Ee, okumuyoruz. Dergi okumuyoruz. Hiç dergi okumuyorlar Hiç diyor dergi okumuyorum ben diyor. Yüzde yetmiş yani Yani bir dergiye bakmıyor. Ee, bu da bizim için çok iyi bir yüzde evet. değil. Bir de şunu sormuşlar, evde babası kitap okuyan. Çocuklara diyorlar ki, evde babanız kitap okuyor mu? Büyüklere de soruyorlar, evde babanız kitap okur muydu? Çocuklara okuyor mu babanız? Büyüklere de, de hatırlıyor musunuz, babanız kitap okur muydu? Evet, benim babam kitap okurdu diyenlerin yüzdesi. Yüzde 9. Yüzde 9 babasını okurken görememiş. Yüzde %93 90 bu 9 olduğuna 91'i göremiyor yani. Evet. Çok az bir şey. Peki madem baban öyle ama hani şey vardır ya bu dedim ya hani ebeveynler çocukların kitap okumamasından şikayet ederler ama evet. siz sorduğunuzda hani siz evde ne yapıyorsunuz kitap okuyor musunuz diye neredeyse tamamına yakın okumadığını söyler. Yani kendisi kitap okumuyorken çocuktan nasıl kendiliğinden kitap okumasını bekleyebilir. da ayrı bir. Yani anne baba örnek olmalı. Yani o çocuk evde kitapların olduğunu görmeli. Annenin okuduğunu, babanın okuduğunu görmeli ve onlar okuduğu zaman memnun ve mutlu olduklarını görmeli. Yani kitabın annenin ve babanın ruh sağlığına iyi geldiğini, onları eğlendirdiğini, onlarla bir şekilde Zaman geçirdiğini çocuk görecek ki çocuklar taklit eder daha fazla. Yani bir çocuğa bir şey yap derseniz yapmayabiliyor da ama görerek sizi taklit ediyor. Yani evet. sizin kitap okuduğunuzu görürse o da yavaş yavaş kitap okumaya alışacaktır. Peki madem babanız böyle yüzde dokuzu okuyor babam demiş. Anneniz ne durumda diye bu sefer annesi sorulmuş. Yani anneniz evde kitap okuyor mu? Ee, büyüklere de okuyor muydu anne? Hı hı. Düşünmüşler annem kitap okuyor mu? Annem kitap okur muydu? Evet! Annem kitap okuyor. Annem kitap okurdu. Yerlerde yüzde yedi. Hı hı. Yani babalar biraz daha yedi, sekiz, dokuz. iki hı hı. puan daha önde çıkıyor. Ee, anneler tabii ev işi var falan falan. Daha az kitap okuyor onlar. Yani iyi örnek de olamıyoruz biz Doğru. çocuklarımıza. Evde iyi örnek olamıyoruz. Peki e, anne babaya sormuşlar bu sefer. <laughs> anne babalar siz çocuğunuza evde okur muydunuz? Ya da okuyor musunuz? Şu anda çocukları varsa siz okuyor musunuz? Çocukları büyüdüyse de siz çocukken onlara bir kitap okur muydunuz? Evet ben çocuklarıma kitap okurdum veya şu anda çocuğuma okuyorum diyenler yüzde yedi. Yani anne babalar da çocuklarına, kendi de okumadığı gibi çocuğuna Çocukları da okumuyor. Dolayısıyla yeterlisi. zaten çocukta da kitap okuma alışkanlığı diye bir şey gelişmemiş oluyor. Evet, yani maalesef öyle. Şimdi tabii bütün bunlarla biz e, herkese kitap vakfı olarak e, bir şekilde daha fazla çalışmamız gerekiyor vakıf olarak hem sevdirmek konusunda, hem yaygınlaştırmak konusunda, hem de ihtiyaç sahiplerine kitap üretmek konusunda ve bu konuda epey bir kitap gönderdik bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine bu kitaplar ulaştı. Gönderdiğimiz şu anda kitap sayısı yaklaşık 414 bin adet oldu. Fakat çok büyük talep var, bizim bunları karşılamamız gerekiyor. Daha da fazla kitap göndermemiz gerekiyor. ve Bu kitapları biz bazılarını okullara Okul kütüphanelerine gönderiyoruz. Bazılarını cezaevlerine gönderiyoruz. Bazılarını da Türk Silahlı Kuvvetleri kıtalarına gönderiyoruz. Ee, tabii ihtiyaç sahibi çok olduğu için bizim süratli bir şekilde kitap üretme ihtiyacımız söz konusu oluyor. Peki bu konuda size destek olmak isteyen kişiler... Gerek işte bağış yaparak işte kütüphane evet. kurmak isteyen, kitap yardımında bulunmak isteyenler için e, nasıl bir rota izlemeleri gerekiyor, nasıl bir e, evet. tavsiye Şimdi kitap kitap toplama konusunda iki ana e, alanda çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi kitapçan kitap bağış kumbaraları dediğimiz e, bir fotoğrafını getirdim. Böyle Hı. kitap bağış kumbaralarımız var. Bunlar şu anda bir kitapçı zincirinin içinde bulunuyorlar. Mağazalarının önlerine koydular. Ve buraya okurlar, kitap dostları kendi okuduğu kitaplardan bazılarını getiriyorlar, içine bırakıyorlar. Bağışlıyorlar yani, kitap bağışlıyorlar. Bence bu bir yol bu. Yani büyük alışveriş merkezlerinde, büyük kitap evlerinin önünde bulunan kitapçan, kitap bağış kumbaralarına Okuduğunuz kitapları bırakın diyoruz. Bunları üniversitelere koyma imkanı var mı? Var tabii ki. Konu. Tabii e, üniversitelerde kumbarası. de koyma imkanımız var. Yani ne kadar çok bu kumbaralar yayılırsa, o kadar çok. Yani birisi mesela şu talepte bulunabiliyor mu siz yani ben işte bulunduğum yere tabii. bu şekilde bir kitap tabii. kumbarası koymak Bizim istiyorum. Bizim e, e, mail adresimiz herkese kitapvakfi@gmail.com. E, ya da normal e, web adresinden web, yani web, sitemizde de. www yazılıyor. Herkese kitap vakfi.org Arkadaşlar şu an paylaşıyorlar onu. Yani, e, aşağıda evet, Herkese var. kitap vakfi İ ile yazılıyor. Nokta o, R, G, evet. organizasyon olarak. Şimdi tabii sizin bu faaliyet raporlarınızda çok çarpıcı veriler var. Hani bir yandan e, lütfen siz devam edin ama e, e, destek vermek e, açısından. Mesela burada bir veriden bahsetmişsiniz. Günde ortalama 5 saat televizyon seyrediliyormuş doğru. Türkiye'de. Ve aynı zamanda kitap okumaya günde yalnızca 59 saniye. Çok doğru. Yani bir dakika bile değil. 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 Bir dakikaya bir saniye kala. <laughs> evet. e, 59 saniye vakit ayrılıyormuş. Türkiye kitap okuma konusunda çoğu Afrika ülkesinin dahi gerisinde kalmış evet. bir durumda. Verdiğiniz istatistikte. Hatta şöyle bir şey daha paylaşayım. Japonya'da toplumu %14'ü. Amerika'da %12'si, İngiltere ve Fransa'da %21'i düzenli kitap okurken Türkiye'de yalnızca 10 binde bir kişi kitap okuyor evet. diye bir de paylaşmışsınız. Aynı zamanda nüfusu 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100 bin tirajla basılırken, 76 milyon nüfuslu Türkiye'de çoğu kitap 2-3 bin civarı tirajla basılıyor. Evet. Çok bir da. şey daha var galiba, sizin özellikle e, okul cezaevleriyle ilgili yaptığınız evet. projeler var. Herhalde ondan bahsedeceksiniz. Evet, şimdi cezaevlerinde e, aslında... Oradaki tutuklu ve hükümlülerin zamanlarını değerlendirmeleri için kitap çok önemli bir araç. Dolayısıyla cezaevlerindeki mevcut kütüphanelere kitabı azalmış cezaevlerine de kitaplar gönderiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 100 cezaevine Türkiye'deki kitap gönderdik ve gönderdiğimiz oraya kütüphanelerine. E, kitap sayısı yaklaşık e, 60 bini buldu. Hı hı. E, Türkiye'de mevcut 9 kadın cezaevine e, kitaplar gönderdik. E, ve orada e, tutuklu ve hükümlüler bu kitaplardan yararlanıyorlar. Ben birkaç tane cezaevini ziyaret ettim. E, onların müdürleriyle konuştum. Çok memnunlar. Hı hı. E, bu bizim yaptığımız kitap desteğinin karşılığını gördüğünü söylüyorlar. E, kütüphanelerden talepler oluyormuş kitap okumak için ve onlar çok güzel istatistik raporlar hazırlamışlar bana gösterdiler şaşırdım yani. ne. Ki kadar... cezaevlerinde hani insanların ailelerinden sevdiklerinin uzak evet. oldukları bir yer. Dolayısıyla kendilerini daha yalnız hissettikleri bir yer. Kitaplarla evet. buluşmaları hani onların belki iç dünyalarında Tabii. daha o süreci kolay atlatmalarını sağlayacak bir etki yaratabilir. Evet evet. Mesela o raporlarda eee bu ayın en çok kitap okuyan koğuşu hangisi? Hmm. Onlar koğuşlar varmış. Şu koğuş daha çok okumuş. Hangi kitap daha çok okunmuş? Kim daha fazla kitap okuyor? Bunları da düzenli bir şekilde takip ediyorlar. Hmm. E, faydası dokunuyor tabii ki onlara. E, bir de en önemli e, benim gördüğüm bizim köylerde çok kitap ihtiyacı var. Köy okullarında e, köy çocuklarımızın kitap ihtiyaçları var. Ve dedik ki o zaman biz köy okullarına, köy çocuklarının kütüphaneleri, okulda kütüphanelerine de destek olacak kitaplar onlara gönderelim. Ve küçük bir proje başlattık. Onun adına el ele her köy okuluna bir kütüphane <laughs> projesi dedik. Ve o, o proje kapsamında böyle güzel bir broşür hazırladık. El ele her köy okuluna bir kütüphane projesi hazırladık. Ve bu proje kapsamında... Ee, hayırseverlere e, diyoruz ki bir köy okuluna kütüphane yaptırmak ister misiniz? Bu kütüphanenin içinde mobilyalar dahil, masaları, sandalyeleri, kitap konulacak rafları dahil bin tane kitap, bin adet kitabı dahil olmak üzere o köy okuluna bir kütüphane yapılıyor. İşte bazı şirketlerimiz, bazı hayırseverler ben diyor bir köy okuluna yaptırmak istiyoruz. Önce soruyoruz belirli bir ilimiz olsun mu? Evet diyor benim babam Trabzonluydu Trabzon'un bir köyüne tamam diyoruz çünkü o kadar çok müracaat ve talep var ki o, o köy bulunuyor o köye e, mobilyalar dahil bin kitabı dahil e, bir köy okulu kütüphanesi kuruluyor. E, açılışa gitmek istiyorsa okulu Hı. ziyaret ediyor, kurdeleler kesiliyor, e, açılışı, gerçekleştiriyor, e, açılışı gerçekleştiriyor. Memnun oluyor, tatmin oluyor. Bane yapan kişinin yani buna vesile olan kişinin işte diyelim babası için yaptırıyorsun. isim evet. falan konabiliyor mu evet. o Evet, istiharetlerden... kütüphane kapısına bir plaket Hı. yaptırılıyor. Şu Bazen şey insanlar hayattaysa kendi adına evet. e, yapıyor. Bazen de rahmetli annemin anısına olsun diyor. Rahmetli annesinin bu kütüphane e, rahmetli Ayşe Topaloğlu anısına yap tırılmıştır diye bir plaket. <laughs> Aşağı yukarı ne kadar bir maliyeti var böyle bir şeyin? Yani şu anki maliyeti söyleyeyim söyleyeyim. şu anki maliyeti mobilyalar ve bin kitap dahil 6500 liralık bir maliyet. Yani yapılan var. işe bakıldığı zaman aslında hiçbir şey değil. Değil, çok doğru. Yapılan işe bakıldığı şey, zaman ve dolayısıyla şey. hani böyle bir kütüphane yapmak isteyenler yine bize herkese kitap kitapvakfi@gmail.com'a ben istiyorum bir kütüphane yaptırmak Hı. derse hemen kendisiyle temas kuruluyor. Bazıları ben e, bir il seçmiyorum, siz belirleyin diyor. Nerede Bazıları il seçiyor ve yavaş yavaş bu giderek yayılıyor. Bazıları diyor ki e, ben e, şu okul mezunuyum, 95 mezunuyum. Bizim 25. kuruluş yıl dönümümüz. Sınıf olarak yaptırmak istiyoruz diyorlar. Plakete sınıf yazıyor. Şu okulun şu sınıfının 25. yıl kuruluşu için yaptırılmıştır diyebiliyoruz. Bir de şöyle bir gelişme de oldu. Birisi dedi ki yaş günü hediyesi olarak ben çiçek göndermek odur budur istemiyorum. Bir köy okulu onun adına bir köy okulu ona yaş günü hediyesi Çok vermek güzel istiyorum şey. dedi. Ve buna da başladık birinin yaş günü için ona sürpriz olsun bir köy okulu kütüphanesi yapalım diyorsanız arkadaşları kendi aralarında bir kampanya yapıp o rakamı toparlıyorlar kendi içlerinde ve o kişiye hediye olarak sürpriz o plaketi gönderiyorlar. işte üstünde köy okulunun adı yazıyor. Şırnak'ta şu 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 köyün kütüphanesi sizin yaş gününüz anısına yapılmıştır diye. Bu anlamlı ve değerli bir hediye aslında. Evet. Yani. Ve altına da isteniyorsa sevenleri deyip o katkıda bulunan sevenlerinin isimleri de tek tek yazılabiliyor. Yaş günü hediyesi köy okulu kütüphanesi evet. projesi bu da evet. Evet. Güzel. Bu da güzel bir proje. Bir de bir e, kitap Kart, hediye evet. kartı projeniz var. Doğru. Ondan da biraz... Yani onu da şöyle bahsedeyim. Bu kart gençlere ve çocuklara kitap okumayı sevdirmek Hı. için. Kartın orijinali de bu. Şimdi şöyle bir şey düşündük. Dedik ki yavaş yavaş çocuklarımız kitapçıya gitme alışkanlığını kaybediyor. Veya gitse bile kitapçıdan kitap almak yerine bu elektronik aletler, oyunlar falan bir takım daha başka şeyler alıyorlar. Ama kitapçıya oraya gittiğinde kitapları karıştırsın, kitap alsın, onu teşvik edelim diye böyle bir kart yaptı. Ve bu kart da sadece kitap alabiliyor. Evet. Oradan elektronik en eşya, büyük kitap özellik, eşyası alamıyor. Doğru. En büyük özelliği o kitapçığın kitap hediye kartıyla sadece kitapçıda kitap aldığında kasada ödemeyi. Bunu, Bunu hediye yapalım. eden kişi belli bir miktar içine yüklüyor evet. herhalde. Mesela şu kadarlık evet. bir hediye kartı biz olmasayız. buna bankacılıkta ön ödemeli kart Hı -hı. diyoruz. Bunlar o kitapçının kasasında duruyor. Siz diyorsunuz ki bana kitapçan kitap hediye kartı verin. Diyor ki kaç lira yükleyeyim? Hı -hı. 50 lira yükleyin diyorsunuz. Siz 50 lirayı sizin kredi kartınızdan çekiyor. Bunun içine 50 lira yüklüyor. Bunu size veriyor. Bu isimsiz ve şifresiz bir karttır. Siz bu kartı Gittiğinizde e, çocuğunuza veriyorsunuz. Çocuk önce bunu alınca çok seviniyor. Yani bir plastik bir kartı Hı. oldu. Burada kitapçam var, onu seviyor. Belki diyorum bu kartı o gece yastığının altına koyacak, evet. bununla uyuyacaktır. Ertesi gün gelecek, annesini babasını bir alışveriş merkezine gitmeye zorlayacak. Bir önce kitabını al. Evet. Ve alışveriş merkezine gittiği zaman da annesi babası başka dükkanlara bakarken diyecek ki ben kitapçıya gideyim. Niye? Çünkü bunu sadece kitapçıda kullanabildiği için. Ve çocuk kitapçıya girecek, biz amacımıza ulaşacağız. Ve kitapçıya gittiği zaman hemen öncelikle oyunlara oyunlara gitmeyecek, kitap raflarına gidecek, yönelecek. Ve orada tek tek kitapları alıp kitap beğenmesi gerekiyor. Kitabın önünü çevirecek, arkasını çevirecek, bakacak, İletişim kuracak bir yani. iletişim kitabı kuracak. o kitabı okuyacak. Allah'ın parmak izi onu mu alsam kendini şey 40 40 yolu neyin 40 yolu acaba? 40 ne demek diyecek falan. Yani yavaş yavaş çocukla kitap arasında o kitapçı içerisinde bir iletişim sağlayacak. Bunu sağlayan nedir? Kitapçı kart sağladı bunu. Ondan sonra bir tanesini beğenecek. Ve almak üzere, satın almak üzere kasaya gidecek. Diyorum ki en heyecanlı kısmı başlıyor olayım. Hı. İlk defa kartla 8 yaşındaki çocuk bir ödeme yapacak. Diyecektir ki diyorum kasada önümde 3 tane basketçi vardı. Ben sıramı bekledim. Herhalde diyorum yıllar sonra şöyle bir ifadede bulunacak. Meğerse o üç kişi bir yetmiş boyundaymış. Hı. Bizimki ufak olduğu için onları basketçi zannedecek. Ve sıra kendisine geldiğinde bunu kasaya böyle zıplayarak da olsa verecek ve bu post makinesine sürtülecek. Cırt 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 kağıtlar çıkacak. Poşetlere konacak. Ve o çocuğun o kitap poşetiyle o kitapçıdan dışarı çıkarken ruh halini düşünün. <laughs> ben girdim kitapçıya. Ben seçtim. Ben beğendim. Ben aldım. Ben ödedim. Emin olun o kitabı ben hediye diye o çocuğa versem o kadar mahkeme geçmez. Fakat onu her şeyiyle kendi yaptığı zaman çok daha değerli bir kitap olacak. Ben e, birkaç buradan veri daha paylaşayım müsaadenizle. Şimdi Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu'nda kitap okuma sıralamasında Türkiye 86. sırada yer alıyor. Doğru. Diye bir bilgi var burada. Evet. Bir Japon bir yılda ortalama 25, bir İsviçreli bir yılda ortalama 10, bir Fransız bir yılda ortalama 7, bir Türk ise 10 yılda ancak bir kitap okuyor evet. gibi bir. Veri var bu da istatistik var. çok çarpıcı ee, ve Türkiye'de okuma alışkanlığına sahip 70 bin kişi bulunuyor 76 milyon kişinin yaşadığı bir ülkede bu sayı çok az doğru doğru evet. ve bu nedenle de e, okuma yeterliliği de analiz edilmiş peki şimdi biz biraz e, herkes için kitap evet herkese kitap vakfının herkese kitap, vakfı herkes kitap vakfının e, amacını az çok e, evet. ifade etmeye çalıştık Hedeflerinden de biraz bahsedelim isterseniz. Yani bu çarpıcı istatistikler evet. karşımıza duruyorken e, ne gibi hedefleriniz var? İnsanların kitapla buluşması özellikle çocukların kitapla buluşması noktasında. Evet şimdi e, bu çocukların kitapla buluşması noktasında e, bence en önemli konu e, aileleri bilinçlendirmek birinci konu. Yani kitap konusunda aileleri bilinçlendirmek ve bu aileleri bilinçlendirmek de e, bir şekilde... Ee, tabii ki e, tek bir vakfın tek başına yapabileceği bir konu değil. Hani bu konuda e, herkese kitap vakfı olarak biz hem Kültür Bakanlığıyla hem Türkiye Yayıncılar Birliğiyle yani el ele vererek bir takım yeni projeler e, yapmayı arzu ediyoruz. E, gönderdiğimiz kitapların bir şekilde çocuklara gençlere ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Köy okullarından başlamamızın en önemli nedeni ihtiyaç orada daha fazla diye. Oralarda köy okulları işte 18 bine yakın bir köy okulu yaklaşık var. Oradaki ihtiyaçlara bir en evvel kitaplar göndererek, kütüphaneler yaparak onları kitaplarla buluşturalım diyoruz. Yazar sohbetleri yapıyoruz çeşitli yerlerde. <laughs> Yazarları okurla buluşturmaya çalışarak kitap okuma konusunda daha motive etmeye onları çalışıyoruz. Ve e, bütün bu faaliyetlerimiz arasında bir de aklımıza şöyle bir fikir geldi. Ya dedik kitabı daha fazla konuşur hale nasıl getiririz ki? Yani insanların dikkatini ne kadar çok çekerseniz o kadar o konuya konsantre oluyor ve onu düşünmeye başlıyor. E, dedik ki dünyada hiç olmayan bir uygulamayı Türkiye'de başlatalım. O uygulamada kitap hediye günü. <laughs> uygulamamız. Dedik ki e, tabii ki e, işte Anneler Günü var, Babalar Günü var, Sevgililer Günü var. Yılda bir günü insanların birbirlerine kitap hediye ettiği bir gün olarak ilan edelim istedik. O günü de hangi gün seçtik biliyor musunuz? Dedik ki o gün muhakkak bir pazar olsun. Yani hı hı. ailenin, çalışanların boş olduğu, tatil olduğu aile fertleriyle birlikte kitap konusunda uğraşabilecekleri, zaman harcayabilecekleri bir güne rastlasın, pazar olsun. Bir arada oldukları. Evet, bir arada olsunlar. Tabii pazar günleri her zaman farklı takvimde yer alıyor. Onun için bir de bir ay belirleyelim dedik. Ay ne olsun, kış mı olsun, ilkbahar mı, yaz mı, sonbahar mı? Kışın zor, dışarı çıkmak zor. Onu dedik yaz olursa da insanlar yaz sıcağı falan ilkbahar aylarını Nisan ayını <laughs> tespit ettik. Nisan'ın hangi pazarı olsun diye bakıldığında Nisan'ın pazar günlerine baktık. Bazı Nisan'ın pazar günleri 23'e rastlıyor. Bizim için 23 Nisan çok önemli. Onun anlamı çok çok farklı. Dolayısıyla 23 Nisan gibi bizim açımızdan çok önemli olan bir günü kitap hediye günüyle birleştirmek çok hatalı olur dedik. O zaman önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl hiçbir zaman pazar 23 Nisan olmayacak. Nisan'ın 3. pazar gününü belirledik. Bu yıl 19'a rastlıyor. 19 Nisan'a rastlıyor her yıl Nisan ayının 3. Pazar gününü kitap hediye günü olarak Çok da isabetli bir proje olmuş. Çünkü ben yine sizin bu faaliyet raporlarındaki istatistiklere bakıyorum. Burada dikkat çekici bir şey daha var. Çocuklarını kitap hediye eden 180 ülke arasında Türkiye sonlarda 140. sırada yer alıyor. Evet. Yani çocuklarımıza kitap hediye almıyoruz. Evet. Muhtemelen birçok ebeveyn şöyle düşünüyordur. Yani kitabı aldığımız zaman okumuyor, boşuna almış oluyorum diye ama yani zaten bu okuma alışkanlığını çocukta geliştirmek için hem almak gerekiyor evet. hem birlikte okumak gerekiyor hem sizi okurken görmesi gerekiyor. Evin içerisinde mutlaka yani görünür yerlerde kitapların evet. bulunması gerekiyor. Ulaşılabilir olması gerekiyor kitapların. Mutlaka çocukların odalarında bir kütüphanenin olması gerekiyor. Yani oyuncak belki anlık çocuğun keyif almasını sağlayan bir şey ama onda yani çok kalıcı bir etki bırakmıyor bu anlamda. Doğru. Yapıcı bir etki bırakmıyor ve de e, şunu da düşünün. Aslında mesela onu düşününce de ben yine üzülüyorum. Hani bir birinin diyelim mesela bir yaş günü var. Bir hediye alacaksınız. Aklınıza kitap hediye etmek gelmiyor. Mesela ben desem ki kızıma kendini kınayan nefis kitabını hediye vereceğim. Eminim çevremdekiler de e, ayıp olur şimdi bir, bu kitap hediye. Yani koskoca değer, kızının, değer kızının ha yani sanki değersiz gibi görülüyor. Yani şuna da üzülüyorum. Bir demet çiçek sanki daha değerliymiş gibi çiçek gönderiyorsun ya. Küçücük bir vazo içinde çiçek gönder Ondan çok daha değerli bu kitap. Yani dolayısıyla e, kitap veren de bunu değerli diye görmeli, kitap alan da bunu değerli diye. Ben görmeli. tabii bazı böyle kitap çalışmalarım olduğu için bir yerin misafiriye giderken mutlaka elimde bir takım kitap götürüyorum. Yani hem benim evet. için daha kolay oluyor hem de en azından belki bir fırsatlar olur okuyabilirler. En azından düşüncelerimi paylaşmış olurum. Belki bir faydam evet. olur, bir katkım olur diye. Ee, hakikaten hediye olarak yani ev eşyası belki yani o da ihtiyaca göre yapılabilir, alınabilir ama hediye olarak aslında bizim insanlara birbirimize kitap hediye etme alışkanlığımızı geliştirmemiz hakikaten toplumsal açıdan da çok önemli, son derece önemli. Evet. Ve ben şöyle diyorum. E, hediye aslında alan alan için onu sevindiren bir şey. Evet. Yani karşınızdakini sevindirmek istemez misiniz? İstersiniz veren için de tatmin yani birine bir hediye verdiğiniz zaman onun gözündeki o mutluluğu görmek sizin için de bir tatmin. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. O sıkıntı da herhalde şudur diyorum. Bir insana siz bir kitap hediye etmek istediğinizde hangi kitabı hediye etsem acaba sorusu aklınıza geliyor. Şimdi bakın bu neyi gerektiriyor biliyor musunuz? Karşınızdakini tanımaya gerek, tanımak o insanı ben tanıyor muyum? Neden hoşlanır? dünya görüşü nedir? Şu an çiçeklerle mi seviyor? Şu an köpeklerle mi uğraşıyor? Şu an dini duygularımı daha ön plana. Yani karşınızdakini tanıyarak onun değer vereceği bir kitabı gidip araştırıp bulup yani bu bir e, e, emek gerektiriyor bakın. Özen, özen ve emek gerektiriyor. Biz ise çok kolay olanı yapıyoruz. İnternetten çiçekçiye girip ha şu gül olsun basıyoruz. E, adet yerini bulsun gibi hediyeyi birine vermiş oluyoruz. Ya da kitap alacaksak da giriyoruz kitap mağazasına en çok satanlardan rastgele bir tane seçiyoruz. Yani, yani bu seçim alıyoruz. Yani belki o kişi hiç de ilgilenmiyor İlgilenmiş. o konuyla ilgilenmiyor. Ee, ama bunu yapalım diye biz e, bu yıl e, dördüncüsünü kutlayacağız. Nisan ayının üçüncü pazar günü. Diyoruz ki tanıdığınız biri de olabilir, tanımadığınız biri de olabilir. Hatta tanımadığınız biri olsa çok daha farklı olur. Evet. Çıkın diyoruz e, Nisan ayının üçüncü pazar günü sokağa. Elinize bir kitap alın. İlla bu kitap sıfır kitap olması da gerekmez. Kendi okuduğunuz bir kitap olur. Gördüğünüz bir kişiye yolda durdurun. Bu kitap benden sana hediye kitap hediye günü için benden sana hediye deyip o kitabı ona takdim edin. Bir VTR'miz vardı. İsterseniz onu hemen bir arkadaşlarımızla rica edelim. hemen paylaşabilirlerse izleyicilerimizle bizim faaliyetlerle ilgili Her yıl Nisan ayının 3. pazarı kitap hediye etme günü. Daha çok okuyan bir Türkiye için sen de bir kitap hediye et. Benden sana, senden okuyan Türkiye'ye. Evet, çok güzel bir VTR. Evet. evet. Ee, bu arada sizin okuduğum kitaplar defteri olarak değil mi? Bu evet, böyle bir doğru. bir e, defter doğru. çıkardınız, kitap dostu defter. Bu defteri satın alarak herkese kitap vakfına verdiğiniz destek bir çocuğun daha kitap okumasına katkı sağlayacaktır diye bir arka kapak notu var. Bunu da buradan göstermiş olalım ve tavsiye etmiş olalım. Aslında keşke daha önceden düşünülseymiş bu çok <laughs> güzel bir hakikaten e, e, proje olmuş. Çünkü yıllar içerisinde insan birçok şey okuyor ama okuduğu şeylerin bir kısmını unutuyor. Herhangi bir not alma gibi bir alışkanlığımız da olmuyor çoğu zaman. Ama en azından bundan sonraki nesiller için evet evet bundan e, evet. kitapların. Not alınacağı güzel bir çalışma evet, olmuş. Ben de onun kartonunu evet. bir şekilde getirmiş oldum. E, bu aslında e, şunu da sağlayacaktır. E, biz herkese kitap vakfı olarak okuduğum kitaplar defterini e, çocuklar ve gençler diye söylüyoruz ama birçok büyük bu kitabı, bu defteri görüp içini karıştırdığı zaman ben de bunu almak istiyorum diyor. Tabii ki herkes alabilir. Şunu sağlıyor, bunun içinde e, her defter... Kitaba iki sayfa ayrılmış oluyor. Birinci sayfaya şey yazıyorsunuz, kitabın adı, yazarı, evet. türü, sayfa dedi, ne zaman aldığınız. Daha sonra sizi düşünceye sevk ediyor bu. Kitabın içinde en beğendiğiniz cümle. Kitabın konusu diye başlamıştık. Kitabın bu konusu kitabı nasıl ne? Şimdi nasıl bakın aldım? ne kadar güzel bir şey. Farz edelim 14 yaşında bir çocuk, 15 yaşında bir çocuk kitabı bitirdikten sonra hiç düşünmemiş olabilir konusu evet. nedir? Ama oraya yazmak için düşünüyor. Ya konusu neydi? Aşk mıydı? Bir çocuğun bir çocuğu sevmek miydi? Nefret miydi? O muydu? Çocuğu düşünceye sevk ediyor. Evet. Daha sonra şeyi soruyor. İçinde en beğendiğiniz cümle. Aa, hiç dikkat etmemiştim. Hangisi? O, önce bir tanesine bakıyor. Sonra yok yok daha güzeli vardı diyor. Yani bu sayede okuduğu kitapla ilgili zihninin içinde, beyninin içinde bir değerlendirme yapmaya başlıyor bu kitabın size sağladığı fayda ne oldu? Kime tavsiye edersiniz bu kitabı gibi? Ve daha sonra altta bir puanlama var. Bakın bu da evet. çok mühim bir şey. bir kitabı okuyoruz, bırakıyoruz. Bir tek yaptığımız şey biri sorduğu zaman nasıldı kitap? İyiydi, iyi iyiydi, iyiydi. Böyle çok basit şey. Halbuki orada bir sürü soru var. Evet. Ve onu 10 on üstünden puanlıyorsunuz. birden 10'a kadar. Kitabın dilinin akıcılığı birden ona kadar, ay çok akıcı mı desem, ortada mı desem düşünüyorsunuz. İşte kapak dizaynından tutun, Karakterler. karakterlerden tutun ve bu sayede onu okuyan insan Kitabı hakikaten özümsemiş, bir de değerlendirmiş oluyor. Kitapla ilgili bir değerlendirme yapmış oluyor. Sağ tarafına da o defterin bomboş bıraktık ki ne yazmak istiyorsan bununla ilgili, kitapla ilgili yaz diye. Bir de tepesine beş tane yıldız koyduk. Genel olarak beş yıldızdan bu kitaba kaç yıldız verirsin? İçini boyayacak üç yıldız veririm, dört yıldız veririm. Şimdi tabii e, sosyal medya... Evet. Gerçiyle karşı karşıyız. hani özellikle ünlüler çok takipçisi olan kişiler zaman zaman yedikleri yemekleri paylaşıyorlar ne bileyim evet, işte, evet. yedikleri mekanları paylaşıyorlar. Aslında bu konuda duyarlılık artsa ve insanlar bu defteri de kullanarak okudukları kitabı ve o kitapla ilgili görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaşsalar. Değil mi? Değil yani mi? Bunun fotoğrafını çekse Eğer o sayfanın şey, onu paylaşsa. Yani hem takipçilerini kitap okumaya teşvik eder bu anlamda. Hem de işte bu kitapla ilgili görüşlerini paylaştığı zaman onun görüşlerine değer veren insanların işte bu kitabı okuması için Doğru. bir öncülük yapmış olur. Biz de buradan bunu bir duyurmuş olalım. Evet ve bir ee... de şunu söyleyeyim, yıllar sonra bunun bir hatıra tarafı da var. Kesinlikle. Şu anda diyelim bunu bir 15 yaşındaki bir kız çocuğu doldurda okuduğu kitapları falan. Yıllar sonra o kız çocuğu anne olacak ve anne olduğunda bu okuduğum kitaplar defterini kendi kızına gösterip. Bak kızım annen 15 yaşındayken neleri okumuş. Hoşuna giden cümle şuymuş. Bu kitap hala var sen de okumak ister misin? Yani bunun paylaşımı dahi ileride hem manevi Doğru. açıdan bir tatmin hem de önemli bir arşiv. Doğru. Yani söz uçar yazı kalır evet. demişler ya. Peki siz bu projeleri yaparken özellikle az önce de hani ifade etmeye çalıştık. Ünlü kişilerden böyle destek gördünüz mü ya da müracaat ettiğiniz yerlerden bunlar işte kamu kuruluşları olabilir, sivil toplum. Ne kadar e, eksik olmasınlar e, her kimle bireysel temas kurduysak veya kurum olarak kurumla temas kurduysak hepsi bize el vermeye, bize destek olmak evet. için çaba sarf ettiler. Demek ki bu konudaki boşluk en azından toplum belli bir kesim tarafından fark ediliyor. Evet. Ve önem önemi fark ediliyor ki destek olmaya çalışıyor insan. Evet. Ve şunu da ben gördüm. Hem bireylerle konuşurken hem de kurumlarla konuşurken onlar hayatlarının bir döneminde muhakkak kitapla ilgili bir iyilik yapmış zaten. Hı hı. Yani yapmayanı yok. Yani e, hakikaten kime olsa sorun. E, kimisi diyor ki aa ben bir kitap toplayıp işte kapıcıya vermiştim, o oraya göndermişti. işte öteki ben bir kampanya yapmıştım. Yani herkes kitapla ilgili hayatı boyunca bir iyilik yapmış. Ama herkese kitap vakfı olarak bizim yapmaya çalıştığımız şey bu işi kurumsallaştıralım hı. ve sürdürülebilir hale getirelim. Yani bir yap bir yapma gibi e, tek atımlı bir tabanca haline gelmesin bu. O nedenle herkese kitap vakfı kuruldu zaten ve bunun kurumsallaşmasını sağlıyor. Bir de sürdürülebilir, devamlı e, bu işi yaparak birçok dernek var, birçok vakıf var. Eğitimle ilgileniyorlar. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Burs veriyorlar. E, i̇şte e, okullar yapıyorlar. E, Eğitimle ilgili yaptıkları faaliyetleri arasında sorduğumuzda "Aa biz de kitap gönderdik." diyorlar, kitap topluyorlar. Ama kendi ajandaları içinde o kadar çok yaptıkları çeşitli faaliyetler var ki, kitap onların içinde daha alt sıralarda bir aktivite, bir faaliyet olarak yer alıyor ve de yıl içinde bazen bir kere, bazen iki kere, üç kere, beş kere olabiliyor. Ama herkese Kitap Vakfı'nın günde 24 saat, yılda 365 gün tek yaptığı şey kitap okumayı sevdir, yaygınlaştır, ihtiyaç sahiplerine kitap ilet. Tek görevi kitap olduğu için biz daha fazla o işe ilgi duyabiliyoruz ve daha fazla etkili bir şekilde çalışabiliyoruz. Bu nedenle de diğer derneklerle, diğer eğitim dernekleri, eğitim vakıflarıyla da hep işbirliği yapmak istiyoruz. Onlara diyoruz ki kitapla ilgili bir projeniz olursa birlikte yapalım. Bizde bir know-how, bir bilgi birikimi, bir tecrübe birikimi var. Bizim kitapcan gönüllülerimiz var e, her yaştan. Onlar bir şekilde belirli konularda e, tecrübe sahibi oldular. O projeyi bizde paylaşın, birlikte yapalım. Siz de mutlu ve memnun olun, biz de olalım ve o projede sağlıklı bir şekilde hayata geçsin. Ben bir yandan sizin e, broşürlerdeki bilgilere bakıyorum e, siz dinlerken. Burada mesela her köy okuluna bir kütüphane projesiyle ilgili kitabı olmayan köy okulu kalmamasını hedefliyoruz Evet. demişsiniz. 18.333 ülkemizdeki köy sayısı 10. ve başvuruda bulunmuş kitap bekleyen okul sayısının 8.500 olduğunu paylaşmışsınız. Hedeflenen köy okulu kütüphane sayısının 10.000 olduğunu ifade etmişsiniz ve hedeflenen kitap sayısının da 10 milyon evet. olduğunu. Bu her okula bin tane <laughs> esasına göre tabii şöyle söyleyeyim bu kitap bekleyenlerin sayısı. Her geçen gün artıyor. O broşür yapıldığında öyleydi. Fakat her gün bize yeni sayı ilave ediliyor. Biz de istiyoruz, biz de istiyoruz diye ve giderek yükseliyor, giderek çoğalıyor. İşte bizim görevimiz bütün o okullara yetişebilmek, bütün o çocukları, gençleri kitap okur hale getirebilmek. Peki vakıf faaliyetlerine destek olmayan o isteyen kişiler dedik. Bu maddi olarak da destek olabilir. Tabii. Bir de gönüllü olarak Doğru. bu faaliyette katılmak isteyenler. Bunlar yine internet adresinin üzerinden mi tabii. size ulaşmaları gerekiyor e, şu, veya neler yapabiliyorlar? Tabii. Tabii. Şunu e, yapıyoruz biz e, herkese kitap vakfına katkıda bulunabilecekler. Yani en kolay yöntemi bizim web sitemizden www.herkesekitapvakfi.org'dan e, orada iletişim Menüsünü tıklayarak mail gönderebilirler veya direkt mail göndermek istiyorlarsa herkese kitap gmail.coma bu bilgilerini gönderirler. Bizim web sitemizde e, kitap dostu olmak istiyorum, gönüllü olmak istiyorum bir menümüz var küçük. O menüyü de tıkladıklarında bir başvuru formu açılıyor hmm. isim, soyad falan gibi. Onun altına şöyle kutucuklar koyduk. Kutucuklardan bir tanesi diyor ki e, maddi olarak katkı sağlayabilirim. İşte bir tanesi diyor ki yaptığınız projelere katılarak emek vererek evet. sağlayabilirim diyor. Ya da hepsini birden de yapabiliriz. Hepsini birden diye onu da koyduk hepsini Hı. birden. Bir tane de şey dedik. Sadece gönülden. <laughs> Öyleleri de var. Yani Doğru. ben sizi destekliyorum. Şu anda hiçbirini yapamam ama gönülden destekliyorum diye. Onları dolduruyorlar. Ondan sonra bizler o kişilerle temasa geçiyoruz, temas kuruyoruz. Bazen kurumlar başvuruyor. Mesela kurum başvuruyor. Biz bir şey yapmak istiyoruz kitapla ilgili. Birlikte konuşuyoruz. Hı hı. Ne şekilde bir proje birlikte üretebiliriz diyoruz ve bu birlikte konuştuğumuz proje onların da istediği bir proje oluyor ve onu birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki siz genel olarak bu işe girdiğinizden beri hem kişisel tecrübeniz olarak hem de işte bu elimizdeki verilerden hareketle ne için kitap okumadığımızla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani niye bu kadar düşük sizce kitap okuma oranları veya kitabı verilen değer niye bu kadar geri sıralarda? Evet ben tabi şöyle düşünüyorum biz yine bir Ipsos'un yaptığı bir çalışmadan yine bir rakam vermek istiyorum cehalet endeksi diye bir endeks hazırlıyorlar ya bu endekste en cahil dokuzuncu ülke diye bizi görünce yani neredeyse ağlayacağım ben yani en en cahil 9. ülke olur muyuz? Yani biz ekonomisi en büyük en büyük 10 ülke arasına girmeye uğraşan 2023 yılındaki bir ülkeyiz madem. E ben nasıl e, o ilk ondaki en cahilin içine girerim? Yani olacak iş değil bu. Tabii ki e, onların cahillik ile ilgili yaptığı çalışmaların algoritmada çeşitli kriterler var. Evet. Yani ben ona şey diyemiyorum siz bu işten anlamıyorsunuz diyemem. Yani bilimsel bir kriterleri koyuyorlar. O kriterlerin Türkiye'deki ölçümlerine bakıyorlar. Oradan bir puanlama gerçekleştiriyorlar ve ülkeleri sıralıyorlar. E şimdi yani şöyle düşünün en cahil dokuzuncu ülke dediğiniz zaman e, öyle bir ülkede kitap okuma oranı yüksek midir? dediğinizde değildir diye sonuca varıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bence bizim yapmamız gereken şey o cehalet endeksini yapan İpsos'un verilerine bakıp ve detayına bakıp hı hı. kimleri cahil, hangi nedenlerle cahil ülke yaptıklarına bakıp mesela eğitim eğitimin kalitesine bakıyorsun. İnsanlar bir şey okuduğu zaman yeter okumada yeterli midir değil midir bakıyorsun Okudum, At, anlamada. okumayı anlamaya bakıyorsun yeterlilikte 60 ülke 65 ülkede 42. sıradayız sondan okumada yeterli değiliz. Çocukların okuma becerisi becerikli mi diye bakıyorsunuz. 35 ülkede 28. sıradayız. Yani bunlar da hep gerideyiz. O zaman biz bunları nasıl daha iyi hale getiririz? Zin, yatırımlarını yapmamız lazım. Yani bu konuda aslında e, ön sıralarda yer alan ülkelerden potansiyel olarak bir eksikliğimiz yok. Çok şükür. Evet. Yani bu alışkanlığımızın ve farkındalığımızın herhalde gelişmesi gerekiyor. Yoksa evet. yani hani okuduğunu anlama noktasında da ya da işte birçok konuda kabiliyet, beceri sahibi olma noktasında da aslında Allah'ım olsun bir eksiğimiz yok yani millet olarak gayet de iyi bir durumdayız. Hatta belki birçok şu anda öndeki sıradaki insan toplumlardan belki çok daha da zekiyiz birçok açıdan ama Nedense bunu biz bilgi temelli, kültür temelli ve okuma alışkanlığı geliştirecek şekilde bir donanımla e, gerçekleştirmek yerine hep böyle kısa yollardan işte kolay e, şekilde bir şeylere ulaşmaya ve erişmeye e, yöneliyoruz. Ve bu da temelsiz oluyor maalesef. Evet yani e, bu söylediğiniz çok doğru bizim ee, mesela bir takım atasözlerimiz falan var. Onları insan duyduğu zaman da mesela e, şaşırıyor. Biz çocuklarımıza bile bazen e, işte anneler, babalar sen karışma çok söyleriz. Hı -hı. Büyüklerin şeyine karışma. Büyükler konuşurken. Büyükler konuşurken karışma. Yeni bir icat mı çıkarıyorsun? Çok konuşuyorsun. Yani çocuklarımızı yetiştirirken böyle düşünen, sorgulayan cesaret sahibi den ziyade çocuk Çocukluk yaşında bakın yani 3 yaş, 2, 3, 4 falan aslında o çocuklar öyle. Onu soruyor anne bu ne, o ne, o ne. Hele ki şimdiki nesil yani. Evet şimdi ama bakın zaman içinde onlar törpüleye törpüleye biz onları liseye geldikleri zaman ağzını açamıyor çoğu. Yani ben üniversite derslerimde ilk derste hep öğrencilerime kendinizi anlatın diye ilk dersi sorarım. Kendini anlat, ismini söyle, bir şeyler evet. anlat. E çocuk diyor ki e, e, ben Temel Temel Gençöz. E hadi diyorum tamam Temel bir şey söyle. Son sınıftayım. <laughs> ya kardeşim e, izah et abi, da da yani hiçbir şey söyleyemiyor çocuk anlatamıyor yani kendi kendine bak diyorum bak seni televizyona çıkarsalar kendini anlat deseler böyle mi anlatacaksın? Hüseyin dördüncü dördüncü sınıftayım. <laughs> En son da şey diyeceğim. Arkadaşlarıma başarılar dilerim gibi anlatamıyoruz kendimizi ifade edemiyoruz. Hani e, söz büyün sus küçün atasözümüz var ya bizim mesela orada evet. da yani aslında e, genetiğimizde DNA'mızı işlemiş gibi bu maalesef. Ve e, sizin de dediğiniz gibi biraz eğitim sistemi içerisinde de bununla ilgili temel bir problem evet. olduğunu düşünüyorum. Yani biraz ezbere dayalı. Kitabı bilgiye dayalı Te ve, test ve usulü. o evet test usulü ve kitaptaki bilgiyi fotokopi cihazı gibi işte sınav kağıdına Aktarma becerisine dayalı bir ölçme değerlendirme sistemi aslında temelde evet. bakınca. Ee, yani kişinin özne olduğu, düşüncesinin o konuyla ilgili e, yaklaşımının ne olduğunu pek de ön planda olmadığı, değerli olmadığı bir anlayışta. Tabii ki çocukların o düşünme becerileri, kendini ifade etme becerileri, medeni cesaretleri o anlamda. E, kendi görüşünü savunabilme, gerekçelendirebilme gibi özellikleri de pek gelişmiyor. Biraz ezbere dayalı daha çok bir etkisi oluyor. Açıkçası. Evet. Bir de tabii toplumda insanlar yaşarken çocuklar şunları görüyorlar, tecrübe ediyorlar. Hani üzüm üzüme baka baka kararır diyoruz ya. Veya armut dibine düşer. Kimisi diyor ki üzümü ye, bağını sorma. Ya nasıl olur bunlar? Yani bu tip şeylerle çocuğun o iyi insan olma özelliklerini yavaş yavaş körleştiriyoruz. Ee, yani biraz önce söylediğiniz gibi eğitim sistemimiz içerisinde o iyi insan tanımını yapıp o tanımdaya hangi beceriler varsa o becerileri e, bizim gençlerimize çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Bir de orada bir takım değerlerimizle ilgili uyuşmazlıklarımız oluyor. Yani bence Türkiye'de benim en önemli gördüğüm ben aynı zamanda etik değerler merkezi e, kurucu onursal başkanıyım. Etikle ilgili yani doğru nedir, yanlış nedir, iyi nedir, kötü nedir gibi şeylerle uğraşıyoruz. Gördüğüm şey şu, bu değerler konuşulduğunda biz yavaş yavaş değerlerimizi ya kaybediyoruz ya da önemsemez hale getiriyoruz. Bir takım önemli değerler var. Hani saygı, sevgi, işte güvenilirlik, itibar sahibi, Ahamet, şeffaflık, adalet. adalet, empati, bir takım değerler yavaş yavaş o değerlerden uzaklaşıyoruz ve o değerler sadece kelime olarak kalıyor biliyor musunuz? Ve e, e, mesela adil olmak diyoruz da ben aynı olayı derste vaka olarak veriyorum bir öğrencime soruyorum adil mi bu şimdi yöneticinin yaptığı adil efendim diyor. Ötekisi hayır adil değil diyor. Yani daha aynı olayda o yapılan şeyin birisi adil, diğeri değil. Nedenlerini araştırdığında bakıyorsunuz ki adil değil diyenin önem verdiği değerler başka, adil değildir diyenin önem verdiği değerler başka. Bir tanesi paraya çok değer veren, hı hı. kısa yoldan köşeyi dönmek isteyen Makam bir zihniyet. Değil. Ondan sonra e, diğeri ise hayır yani e, haram mal yemem işte e, hak etmediğim bir lokmayı ağzıma almam. E, onun değerleri farklı. Yani Dolayısıyla e, tabii ki Türk toplumu e, bir mozaik diyoruz hep. Çeşitli kültürler var içerisinde ama yani hiç değilse en azından sanki bir anayasa gibi. Ortak şu, değerlerimiz. Evet yani şu 6, 7, 8, 10 tane bir ortak değer belirleyip, yani Türk gençliğinin ortak değeri ne olsun değerleri diye yazmalıyız. Bunu Cumhurbaşkanımız tek bir cümleyle söyledi ama yeterli değil o tek cümle. Yani bence onun içinde biz adil adil yaratıcı mı olsun yani yaratıcı bir gençlik istiyoruz, sorgulayan bir gençlik istiyoruz, adil adaletli olan yani bunları biz belirledikten sonra bütün eğitim sistemimizi de buna uygun bir biçimde düzenlememiz gerekiyor. Yoksa kopuk kopuk şeyler yapılıyor ve kopuk kopuk şeyler yapıldığı zaman üst bir elbise yapar gibi. İşte cebini şöyle yapalım. Efendim düğmesini böyle yapalım falan ceketini şöyle yapalım derken üstümüze giydiriyorlar ve ondan sonra o elbiseyle ben nikaha gidiyorum evlenmek üzere. Aa halbuki bu eşortman olmuş. <laughs> e ama baştan sen bana deseydin ki evlenmek için düğüne katılmak üzere yapılacak bir elbise istiyoruz. Ha o zaman ben de terzi olarak Yakasını ona göre yapardım, papyonunu ona göre koyardım falan. Yani böyle şeylerde bir uzlaşma olamadığı için maalesef ben eminim değerlerimizi ortak belirleyelim dediğimizde yıllarca televizyonlarda kavga ederiz. Bir sıra buraya dizilir, bir sıra buraya dizilir. Onlar bu olsun, onlar bu o. Hayır o hayır bu. Bir türlü bir tek bir noktaya gelmeyi beceremeyiz. Maalesef ee, süremizi doldurduk ama son cümleler olarak sizden söylemek istediğiniz şeyler. Genel toparlamak açısından onları da alalım birlikte kapatalım ondan sonra. Evet, kitap okumak çok önemli. Her kitap bir gelecektir. Her kitap yeni bir pencere açar. Hep birlikte olalım. Okuyan Türkiye için herkese, her yerde kitap okutalım. Hadi herkese kitap vakfıyla el ele verin daha çok okuyan bir Türkiye yaratalım. Biz de size çok teşekkür ediyoruz hem programımıza katıldığınız için hem de bu güzel bilgileri paylaştığınız için. Biz de hem kanalımız hem programımız adına eğer bu konuda bir farkındalık oluşturmaya katkı sağladıysak bundan gerçekten çok mutlu oluruz, memnun oluruz. Bir sosyal e, sorumluluk ki bu kadar önemli, değerli bir sosyal sorumluluk projesinde hani çorbada bir tuzumuz olsun. E, istedik. Çok teşekkür ediyoruz o yüzden Ben teşekkür paylaştığınız yapayım. bilgiler için. Değerli izleyenler, e, herkes için kitap vakfı Bülent Şenver bizle birlikteydi. kitabın öneminden, değerinden ve maalesef ki işte Türkiye'deki kitaba verdiğimiz önem ve değer sıralamasının çok geri olmasından bahsettik ama ümitsiz olmamak gerekiyor, karamsar olmamak gerekiyor. Hakikaten potansiyel açısından üstün bir potansiyelimiz var, yüksek potansiyelimiz var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek ve işlemek burada esas olan bilinçlenmek, farkındalık kazanmak ve bu tarz kurumlarla birlikte organize çalışarak toplumun, özellikle gençlerin daha fazla kitap okuması ve bilgiye önem vermesi için projelerin bir kenarında tutmamız gerekiyor diyelim. Bu akşamki program, bu geceki programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.